Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 5 Nisan Çarşamba. Tüm yurtta yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Şimdi haberler. Milletvekili adaylarının belirlenmesine günler kala, ittifakların tamamında ortak liste tartışması alevlendi. İttifakların aldığı kararlar. CHP ve İyi Parti'nin en az 10 bölgede tek listeyle seçime girmek için anlaştığı öğrenildi. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın kulis haberine göre, 15 il için görüşmeler devam ediyor. Ortak liste tartışmalarına yanıt veren tip lideri Baş, sadece milletvekili çıkarma potansiyeli gördükleri illerde seçime gireceklerini söyledi. Tipin, Yeşil Sol Parti listelerinden sayı, sıra ve kontenjan talebi olmadığını vurgulayan Erkan Baş, seçime girmeyecekleri illeri de açıkladı. Cumhur İttifakı'ndaki tüm partiler, tüm bölgelerde seçime kendi listeleriyle gireceklerini duyurdu. Seçime katılmayacak olan Hüdapar ise AKP listelerinden aday gösterilecek. Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı, gaz bombası kapsülüyle başından vurarak ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı'ya, olası kasıtta kasten öldürme suçundan verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası onandı. Yargıtay'ın kararı onaması halinde Dalgalı, cezaevine girecek. Türkiye'de ailesi tarafından temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı 157.248 oldu. Sosyal ve Ekonomik Destek Programı'nın verilerine göre, aynı sayı 2020'de 129.422, 2021'de ise 140.275'ti. Türk Tabipler Birliği, yılın ilk 3 ayında 700 hekimin yurt dışında eğitim ya da çalışma için İHAL belgesi başvurusu yaptığını açıkladı. Son 11 yılın ilk 3 ayında en çok başvuru 2023'te yapıldı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, Ekim 2022'den bu yana ilk kez %40'ı aştı. Son 2 haftada su seviyesindeki artış %3.25 oldu. Mart ayında dış ticaret açığı 8.6 milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde kaydedilen dış ticaret açığı ise 34.9 milyar dolar ile 2013'ten bu yana rekor açık verdi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde emeklilerin bayram ikramiyelerinin asgari ücret tutarına getirileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda, önceki bayramın ödemesinin de dahil olacağı toplamda 15 bin lira ikramiye yatırma sözü verdi. Şimdi dünyadan haberler. Twitter'ın internet sitesindeki mavi kuş logosu, kripto para birimi Dogecoin'in logosuyla değiştirildi. Twitter'ın sahibi Musk'ın bu hamlesinin ardından Dogecoin yaklaşık %30 değer kazandı. Irak'ta hükümet ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Türkiye üzerinden petrol ihracatına devam edilmesi için anlaşmaya vardı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, geçen hafta Irak'ın 2014 yılında açtığı davada, Türkiye'yi Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yaptığı petrol sevkiyatı anlaşmasından dolayı 1.4 milyar dolar tazminata mahkum etmiş, Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu. Finlandiya, resmen NATO'nun 31. üyesi oldu. Son katılımla birlikte ittifak üyesi ülkelerin Rusya ile toplam sınırı 2 katına çıktı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya lideri Putin'i saldırganlıkla suçlayıp bunun NATO'yu büyüttüğünü söyledi. TikTok'a, 13 yaşından küçük çocukların verilerini ailelerinin rızası olmadan kullanmak da dahil olmak üzere, bir dizi veri koruma yasasına aykırı işlemden 12.7 milyon sterlin ceza verildi. Britanya'da, platform kurallarının aksine, 2020'de 13 yaş altındaki 1.4 milyon çocuk TikTok kullandı. Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda 2025 yılından itibaren gece ve özel jet uçuşları yapılmayacak. Bu sayede yılda 10 bin daha az uçuş gerçekleşecek. Havayolu şirketlerinin karşı çıktığı kararı, Yeşil ve Sol Partiler destekliyor. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.